Dünya Mutluluk İndeksinde 69. sıradayız. 2017 yılında 89 işçi intihar etti. Bu intiharların en önemli sebebi geçinememek. İntihar bir insanın neticesinin ölüm olacağının bilincinde olarak istemli bir biçimde bu eylemi gerçekleştirmeye kalkışmasıdır. Bu durum sonuçları itibariyle hayatına son veren kişinin geride bıraktığı eş, dost ve yakınlarına da yoğun bir üzüntü yaşatmakta, toplumun üzerinde de travmatik sonuçlar doğurmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün depresyon konusunda son açıkladığı rapora göre Türkiye'de 3.260.677 kişi, yani nüfusumuzun %4.4'ü depresyonda. Son bir ay içerisinde Antalya'da, Balıkesir'de ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde işsizlik ve ekonomik gerekçelerle kendini yakarak intihara kalkışan ve ikisi de intihar eden vakaları gözümüzün önünde gördük, her ne kadar görmek istemeseniz de. TÜİK tarafından açıklanan son resmi verilere göre de ölümle sonuçlanan intihar sayısının 2014 yılında 3.169 kişiyken 2015 yılında artarak 3.211 kişiye çıktığı görülmekte. Yani 100 bin kişiden 4'ü intihar ediyor bu toplumda yaşayan. İntihar vakalarında tetikleyici unsurlardan birisi de uyuşturucu. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavilerinin sağlık kuruluşları yerine tarikatlara, cemaatlere, hocalara, muskacılara, üfürükçülere yönlendirildikleri görülmekte. Cemaatlerin ve tarikatların uyuşturucu bağımlılığı gibi ciddi bir tıbbi uzmanlık gerektiren konulara müdahale etmesi ve bu konularda kendilerini yetkin görmeleri kabul edilemez bir durumdur ve son dönemde daha da fazla göz yumulmaktadır. Maalesef Boğaz Köprüsü'nden intihar eden çocuğun intihar etmeden bir ay önce Adıyaman Menzil Tarikatı'na gittiği ve burada da kendisini sıkıntılardan kurtardığıyla ilgili Facebook paylaşımı orada duruyor. 15 Temmuz darbe girişiminde AKP hükümetlerince palazlandırılan ve ne istediler de vermedik denilen bir cemaat tarafından gerçekleştirildiği düşünüldüğünde bu tutumun gelecek kuşaklar ve ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel ve siyasi geleceği için büyük tehlike arz edeceği göz ardı edilmemelidir. Bireysel silahlanmada artış intihar vakalarını kolaylaştırmakta ve sayısını artırmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 60'ın üzerinde KHK mağduru intihar etmiştir. Bir zamanlar ülkenin en saygın mesleklerinden olan doktorlar tükenmişlik sendromu nedeniyle intihar etmekte. Sadece doktorlar hayatını kaybetmiyor, toplum sağlığını da kaybediyor gelecekte. Bu umutsuzluk ve karamsarlık sonucunda sadece intiharla kalkmıyor insanlar, ülkeyi de terk ediyorlar. Büyük bir göç var, beyin göçü ve sermaye göçü. New World raporuna göre son 3 yılda 13 bin milyoner ülkeyi terk etti. Bu rakamın 12 bini son 2 yılda başka ülkelere geç etti. Bunun sebebi yine geleceğe dair umutsuzluk. Sonuç olarak ülkemizde farklı gerekçelerle her yıl 10 binlerce kişi intihar girişiminde bulunmakta. Bugüne kadar muhalefet olarak ülkenin yaşadığı sorunlarla ilgili verdiğimiz araştırma önergelerini reddettiniz. Terör, çevre, kadın sorunları, gençlik sorunları, esnafın sorunları, uyuşturucu sorunu, tarım sorunu, ÖSYM gibi birçok konuda bunları reddettiniz. Ülkenin içinde bulunduğu durum, tüketime dayalı ekonomi politikalarınız gelecekte çocukların iş bulma umudunu da karartıyor. Bu araştırma önergesiyle sizlere gelin ülkemizde sürekli artan intihar vakalarını birlikte araştıralım diyoruz. Bu konu hepimizin sorunu. Çözüm bulmakta siyasetçiler olarak bizim görevimiz.